Arkadaşlar şimdi sırada step motor sürücülerimizi yerleştireceğiz. Öncelikli olarak biz A4988 kullandık. Step motor sürücülerin sol sürücülerini üzerine yerleştirdik. Şimdi step motorların sürücülerin poşetinden çıkan bu kısa devre uçları var. Bunları rams üzerinde şu boşluklara hepsini oturtuyoruz arkadaşlar. Eğer bunları yapmazsak sağlıklı bir step motorların dönüşlerini alamayacağız. Hatta çalışmayabilir. O yüzden bunları takmayı öncelikle unutmuyoruz. Daha sonra step motorları takarken burada rams üzerinde yazılar var arkadaşlar. X, Y, Z, end stop, extruder 1 ve 2. olarak iki ayrı şey var. Şimdi biz X, Y ve Z eksenlerini kullanacağız. Bir de bizim extruder'ımız bir tane olduğu için bunun bir tanesini kullanacağız. Sürücüleri takarken de arkadaşlar sürücülerimizin alt kısmında direction, GND, enable işte ve motor gibi üzerinde tüm pinlerin çıkışları yazıyor. Burada rams üzerinde ise arkadaşlar işte enable olsun, işte GND'dir. Bu şekilde bilgiler yazıyor. Biz de bunları üst üste gelebilecek şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Hemen oturtturalım. Bizim GND'miz burada olduğu için burada da GND'yi ben baz alaraktan bu şekilde motor sürücümün X motor sürücümü takıyorum. Şimdi bunların sıralaması aynı olduğu için direkt oturtturabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan pinlerin iyi oturması ve doğru taktığınıza emin olmanız gerekiyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. GND'miz üst üste gelecek şekilde ben oturtturdum. Şimdi motorlarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu benim X motorum. Pinleri doğru takın arkadaşlar. Bazen bir pin boşta kalıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Hatalar alabiliyorsunuz. Bu benim Z motorum. Bu da diğer Z motorum. Bu da Y motorumuz. Ve son motor olan extruder motorumuz da burada. Motor bağlantılarımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi nozzle, fan, tabla gibi bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz.